zor bir tablo var tabi ee, tabii bununla ilgili muhalefetin ağır eleştirileri var. İktidarın da kabulü var. Zaten hani şu andaki bir ekonomik sıkışmayı, daralmayı e, biz eğer görmezden gelirsek koca büyük hep karşılıklı birbirimize yalan söylemiş oluruz. Yani hükümet de bunun farkında, muhalefet de bunun farkında. <laughs> Bugün ekonominin başında hepimizin e, çok e, ümit var olduğu e, Mehmet Şimşek'in e, ve onun getireceği liyakatlı kadro liyakatli kadroların e, e, hepimizin Türkiye'nin düzlüğe çıkması, ekonomik açıdan problemlerin aşılması, hayat pahalılığın sona ermesi noktasında umudumuz var en nihayetinde. Biz de sevgili acıyla kabine sonrasında bakanlarla konuşma fırsatı bulduk ayaküstü. Yani gerçekten çok temkinli bir isim. Mehmet Şimşek bugün bu kurdaki oynamada doların 23'leri bulmasında işte Çiftli kur sisteminde yani bu adam e, sayın bakan bunların hepsinin farkında yani görüştük konuştuk ve gerçekten çok zor bir göreve e, talip olmuş ve sabır istiyor haliyle. E, gerçekten yani vatandaşın da durumu yani dengesi yani e, hangi zaviyeden bakarsak bakalım çok kolay bir durum değil. E, İhracatçılarla konuşuyoruz onlar da diyorlarken yani bu mevcut e, kurla bizim e, artık dünya piyasalarına bir şeyler satabilmemiz çok kolay değil. Türkiye'de doların normal fiyatı işte 25'lerde 26'larda olması lazım diyorlardı zaten geçmişte de. Ee, az önce ifade ettiniz Türkiye'nin faiz politikasında da belli ki köklü bir değişiklik olacak. Ee, biraz zor bir dönem bizi bekliyor sevgili Cansu. Ee, ama zor dönemler ee, daha önceden de Türkiye'de yaşandı. Yani hiçbir zaman burası zaten böyle dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Ama benim gördüğüm şimdi kabineyi de gene ekonomi çerçevesinde değerlendirmek istiyorum. Ya ben bu kabineye baktığımda şimdi diğer kabineyle tabii az önce çok doğru tespitlerde bulundu Cem Küçük. Daha kişilerin ön planda olduğu, kurumların o kişilerin biraz daha gerisinde kaldığı bir dönem yaşadık. Tabi o kabinenin ana mottolarından bir tanesi 15 Temmuz sonrası bir sistem değişikliği ve akabindeki e, o hani tırnak içinde söylüyorum bir savaş kabinesi gibiydi. Zor bir süreçin e, zor figürlerini e, orada e, gördük. Gerçekten bakanlık yapmasının da zor olduğu bir dönemde Çok sert söylemlerine şahitlik ettik bakanların. Dönemin şartları belki onu gerektiriyordu. Şimdi geriye dönük e, menfi, müspet bir değerlendirme yapmanın da bir anlamı yok. Ama bu dönemdeki şu kabineye baktığımda benim böyle e, ilk kelime grubu aklımdaki bir devlet aklı kabinesi değerlendirmesini yapabilirim. Yani Genel Kurmay Başkanı Savunma Bakanı oluyor. İşte Vali İçişleri Bakanı oluyor. İşte Gizli Servis Başkanı Dışişleri Bakanı oluyor. Yani dolayısıyla hani o müesses nizam dedikleri o Amerikan vari bir güçlü bir e, kurumsal yapıya Türkiye e, aslında e, sanki geçiş yapıyor izlenimi veriyor bana e, bu kabine. Yani e, gerçekten teknokratlardan kurulu. Yani hükümet kim olursa olsun bir oluşacak geleneğin e, Türkiye'de e, olası ilerleyen dönemdeki hükümet krizleri, hükümet kurulamama durumları e, halinde bile kriz yaşamamasını sağlayacak bir e, yol haritası gibi aslında bu bakanlar kurulu bence hani dilerim tabi başarılı olur bu kabine çünkü her şey başarıya endeksli bakarsınız şimdi Fenerbahçe'den örnek vereceğim bir Fenerbahçe taraftarı olarak yani Ali Koç Fenerbahçe'ye başkan olduğunda taraftarın beklentisiyle sonuç ee, maalesef birbirleriyle örtüşmüyor Ali şimdi Koç istifa edecek mi diye sorarmışım Kılıçdaroğlu'ndan Ali Koç'a da gelmeyelim ama evet. Senin. <laughs> çok biliyorsun onun da kıyaslaması çok yapılıyor yani dolayısıyla e, dilerim e, bu hani tırnak içinde söylüyorum sanki bir devlet aklı kabinesi başarılı olur çünkü bu aynı zamanda da örnek ee, bir yapılanma olduğu kanaatindeyim ben. Yani geçmiş yıllarda hatırlarsınız herhalde 2010 yılıydı Belçika'da 500 küsür gün hükümet kurulamamıştı. Yakın zamanda gene kurulamadı. İşte Hollanda'da bir 6 ay hükümet kurulamadı. Hatırlasanıza yani bizde 3-4 ay hükümet kurulamadı. Başımıza gelmeyen şey kalmadı. Yani o devlet yapısının daha güçlü olduğu, kurumların daha güçlü olduğu ya da kurumların daha güçlü, belki de kurumsallık o kurumsal yapılarının daha hissedileceği bir kabine genel olarak değerlendirmek gerekirse çünkü 2-3 gün boyunca değerlendirdik zaten. Dolayısıyla ben ümit varım bu kabineden. Zor bir dönem, özellikle bu ekonomik zorluklar Aşıldığı takdirde Türkiye'nin bir güvenlik politikası ile ilgili ortaya koyduğu bir yol haritası vardı başarılı giden. Bunun da ben açıkçası devam edeceği kanaatindeyim. Keza dış politikada doğru pozisyonlar almıştı Türkiye son yıllarda. Tek tek örnek vermeyeyim. Yani hani Ukrayna Rusya savaşında da hı hı. ya da son dönemdeki Suriye politikasıyla da. Dolayısıyla açıkçası liyakatlı bir kabine. Bunu pazartesi günkü programda da söylemiştim. Yani muhalefet temsilcileriyle görüştüğümde de görüştüğümde bile hani öyle çok burun kıvrılmayan kendisine şans tanınan e, bir kabine. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun Türkiye'ye. Önümüzdeki bu ekonomik sınavı da e, umarım en az hasarla e, atlatacak tedbirlere ve vatandaşın hayatını e, Artık bu tasarruf dönemi tabii ki olacak. O kemer sıkma tabii ki olacak ama umarım önümüzdeki dönem işte bir yıl zor geçsin, iki yıl zor geçsin. Tamam dayanalım ama ondan sonrasında da artık böyle işte hayat pahalılığı gibi ya da işte o fiyatların bir inip bir çıkması gibi hadiseleri yaşamadığımız istikrarlı bir dönem olur. iyi dileklerimle veda etmiş olayım programı. Pekala Deniz Güral çok teşekkürler kıymetli katkıların için. Çok sağ ol. İyi geceler diliyorum sana. İyi, İyi, İyi geceler diliyorum. Geceler. Ee, şimdi Hacı Yakışıklı seninle devam edelim. Kabinede en dikkat çekenler e, o vurguyu yapmıştım biz kabineyi büyük ölçüde bildik demiştim. E, orada değerlendirmeleri de alırım ama Mehmet Çimşek, İbrahim Kalın ve e, Hakan Fidan isimleri. Ben Mehmet Çimşek başlığıyla başlayalım. Çünkü ekonomi e, girdi. E, ekonomi daha önemli yani oraya program evrildi. Şimdi ilk gündem maddesi olarak makroekonomik perspektifte dengelerin oturtulması, reel ekonomik politikalarla birlikte tabii uyumlu ekip ve kadroların da altını çiziyor Sayın Şimşek. E, tatminli bir program üzerinde şeffaf bir politika olacak diyor. E, önemli değişik sinyalleri de veriyor. E, rasyonel zemine dönüş mesajı var, şeffaflık var, öngörülebilirlik mesajı var. E, Hacı Yakışıklı Not... nereye bakıyorsun ee, aslında CHP ile ilgili ben konuşmadım ee, onun şöyle ikinci turda vardı. aslında Cem Oraya çok az konuştu Hı -hı. E, ilavem mi vardı kabineyi konuşalım önce senin tamam, cevap kabineyi vereyim. konuşalım Hı -hı. o ilaveyi yapalım çünkü Çağban Bey ben özellikle iki kez söz verdim CHP ile ilgili onu da söyleyelim kabineyi Hı. ben de konuşacağım arkadaşlar konuşacaksınız <laughs> <Senin sorunlar gülüyor> konuşturacağım ben tamam konuşalım. Mehmet Şimşekle başlayalım, o CHP ile ilaveni de yaparsın Hı -hı. Yani kabineye genel olarak baktığımız zaman e, kamuoyunda olumlu karşılanan bir kabine olduğunu söyleyebiliriz. E, Mehmet Şimşek de eğer gelmeseydi e, büyük tartışmalar yaşanacaktı. Zaten cumartesi günü Çankaya Köşkü'nde e, Cumhurbaşkanımız açıkladıktan sonra basın olarak biz de Cumhurbaşkanımızla beraber e, dışarıya kadar bütün kabineyle yürüdük. <laughs> Mehmet Şimşek'e ben orada şunu söyledim. Eğer gelmeseydiniz hakikaten tartışmalar çok uzayacaktı. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız e, diye söyledim. Türkiye'nin adına bunu söyledim. E, dolayısıyla Mehmet Şimşek, çünkü muhalefette Mehmet Şimşek gelsin, onun döneminde iyi diyordu. E, i̇şte uluslararası piyasalarda olumlu karşılanıyor vesaire diyordu. E, o açıdan ben Mehmet Şimşek'in e, şu anda sadece Mehmet Şimşek'in değil, bütün e, 17 kişilik kabinenin ve Cumhurbaşkanı yardımcısının Cevdet Yılmaz'ın Piyasalarda olumlu karşılandığını görebiliyorum Aslında şöyle kabine listesine Baktığınız zaman içerisinde 17 bakanın 6'sı Zaten bakanlık yapmış isimlerdi Yani aslında Biraz teknokrat biraz bürokrat Biraz da siyasetçi ağırlıklı Bir kabine karma bir kabine oluştu İşte kabineler genelde bazen Bürokratlardan bazen teknokratlardan Bazen de siyasetçilerden Oluşuyordu parlamenter sistemde Tamamen siyasetçilerden oluşuyordu ee, şimdiki sistemde karma, Türkiye'nin işine gelen e, bir perspektif e, açıldığını görmüş oluyoruz. E, mesela e, burada baktığımız zaman bakanlara e, Mehmet Ösesek'i Murat Kurum'dan önceki çevre, çevre bakanıydı. Şeyci. Yani aslında Halef Selef'lerdi. Yeniden evet. Halef Selef oldular. E, Osman Aşkın Bak, Gençlik Bakanı Mehmet Kasaboğlu ile Halef Selef'ti. Ondan aldılar. E, Hazine Bakanı Mehmet Şimşek. Zaten parlamenter sistemde yine Maliye Bakanı'ydı, Başbakan Yardımcısı'ydı. Bu arada Mehmet Şimşek'le son röportajlardan birini yapan benim. Kendisi de hatırladı, Afrin dönemiydi. Afrin operasyonlarının ekonomiye etkisi olur mu diye sormuştuk. O da çok büyük etkisi olmayacağını söylemişti. Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca'yı tanıyoruz, zaten bakanlardı. Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Bakan Yardımcısı'ydı. yardımcısıydı. E, Ulaştırma e, Bakanı e, Abdülkadir Uraloğlu da Karayolları Genel Müdürü'ydü baktığımızda. E, İbrahim Yumaklı da Tarım Bakan Yardımcısı'ydı. bakan oldular. İki bakan yardımcısının bakan e, olarak geldiğini görüyoruz. Ömer Bolat Ticaret Bakanı, MÜSİAD'ın başkanıydı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin başkanıydı. Bu arada notlarımda, ben şimdi notlarımdan yeni okuyorum Bakanları. Ben diyorum ne yapıyor hacı ben konuşuyorum. Bugün Cumhurbaşkanlığı <laughs> Köşkü'nde Cumhurbaşkanımız okurken aldığım notları ha. okuyorum şu anda. Burada İbrahim Kalın MİT Başkanı, Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı olabilir yazıyor notlarında. Hmm. Gösteririm sana burada. E zaten Yazıyorum. burada konuşmuştuk diyorum Kerem ya. Kerem Kurçuvalla programda da en son söylemiştim pazartesi önce. günü. E, hatta ben e, Çankaya Köşkü'nün hemen önünde Hakan Fidan'la İbrahim Kalın e, bir aradalardı. Konuşuyorlardı. İbrahim Kalın'la tokalaştık. Dedim ki Halef Selefsiniz değil mi? İkisi de söyle gülümsemişlerdi ama bir cevap hmm. vermemişlerdi. E, Halep Selef oldular. Tabii insanlar İbrahim Kalın'ın işte edebiyat yönü var. E, işte saz çalan bir insan. E, işte modern barbar medeni diye bir kitap çıkarmış. Harika bir kitap, kitaptır. Tavsiye ederim ben okudum hmm. hepsini. E, i̇şte sözcü belagatı var. Nasıl oldu MİT başkanı oldu diyenler var. Mit e, MİT başkanı kendini bütün yönleriyle topluma açmaz. Büyük bir yeteneği. E, var ve o işi biliyor. Ayrıca Onu Cumhurbaşkanı'yla Uzun, uzun bir zamandır ekibin içerisinde yer alan bir isim. Şu Hakan ee, Fidan ve İbrahim Kalın'a ayrı başlık açalım tamam. istiyorum. Ee, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler aslında biz devlette bir geleneğin yerine oturduğunu belki bu biraz gelenek olur biraz değişebilir ama ee, Hulusi Akar da orgeneral genelkurmay başkanıydı savunma bakanı olmuştu. Şimdi yine Genelkurmay Başkanının savunma bakanı olduğunu görüyoruz. Yaşar Güler de önemli bir isimdir. Ben kendisiyle daha önce Isparta'ya gitmiştim. Deniz Hava Kara e, kuvvet ile beraber gitmiştim. Musa Habsever e, yine işte şu anda Genelkurmay Başkanı <laughs> oldu. Önemli bir bakın bu isimler gerçekten ayağı Türkiye'ye basan kuvvet komutanları. Ayağı Anadolu'ya basan kuvvet komutanları çok önemli isimler. Musa Habsever de o açıdan e, önemli bir isim olarak görüyorum. Belki Genelkurmay Başkanı olarak da Cumhurbaşkanımız takdir ederse e, kalabilir. Bunu evet. e, öyle du, bir duyumun mu var Hiç, yoksa... Zaten bunu, bunu öyle öyle olmasını mı Böyle bir denklem ediyorsun. olabilir. Hayır zaten, Hacı, zaten öyle olmadı mı zaten Musab Musa tamam. Bey genel geçici olarak, başkanı geçici oldu. şu Çünkü an şöyle, kalıcı olabilir e, 30 Ağustos ayında biliyorsun kuvvet komutanları değişir, terfiler, yaş Hı -hı. kararları vardır. Tamam. Ee, o arada belli olacak. Yani Ağustos'un sonunda belli olacak. Zaten tamam ama zaman, kara kuvvetlerinden geçti zaten. Hani teamül de öyle zaten. Yok, geçici olarak şu anda durdu. Geçici atama. Geçici mı? olarak tabii ha. geçici atama olarak durdu. Ee, 30 Ağustos yaş kararları bekleniyor. O arada işte devam edebileceği de konuşulan bir şey zaman, olarak. devam etmese emekli olacak. Devam etmese emekli olacak. Zaten Hulusi Akar da kaldı ki efsane bir savunma bakanı, efsane bir komutan. Hulusi Akar da eğer savunma bakanı olmasaydı emekli olacaktı zaten. Yaşar Güler geldi. Yaşar Güler savunma bakanı olmasaydı emekli olacaktı. Çünkü or generallikten ve kurmay başkanından sonra rütbe yok. Yani çekildiğiniz zaman emekli oluyorsunuz. Yaşar Güler de şu anda önümüzdeki 5 yılın, bu arada bu kabine önümüzdeki 5 yılın çok az değişecek kabinesi. Onu da söyleyeyim. Yani Kabine değişikliği, kabine kulislerini biz çok az duyacağız önümüzdeki beş de. Erken seçim falan onlar artık Erken seçim hikaye oldu ama evet. şöyle bir şey oldu. Bu da benim ilgimi çekiyor. Ya Fahri Göstrak dedi ki, ya Fahri Göstrak nasıl böyle bir şey söyledi? Biz erken seçim falan duymayacağız. Ee, ama CHP'ye geçtim. Sayın Öztrak CHP'ye geçtim. Hem de orada söyleyeceğim birkaç söz var. Fahri Göstrak dedi ki bugün bu hükümeti bugün değilse yarın sandık yoluyla evine göndereceğiz dedi. Ya Faik Bey'deki bu özgüven patlaması nereden geliyor merak ediyorum. Bey seçimden önceki konuşma metnini okumuş herhalde. Yok bu evet seçimden önceki konuşma metni. Bu hükümeti diyor. Bugün değilse yarın göndereceğiz. Ya bu dün gönderemediniz. Bugün gönderemeyiz ama yarın diyorsunuz. İlginç geliyor.